başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gör gör şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, Roma'da da zatrat kolay mı? Kavuşalım artık. Doğru dersin Şeref. Doğru dersin ama biraz da senin yüzüne kavuşamayız biz. Hayda, ben kavuşamayalım mı dedim? Aşk olsun ya. Ya aşk olmuş olacak kadar zaten Şahin'im ya. Daha ne olacak? Sen kavuşmayalım demezsin. Ama ananın sözünden de dışarı çıkmazsın. Ferah, haksızlık edersin. Harcarsın benim bozukları. Senin aşkından ipli kuklaya dön. İpimi ne tarafa çekersen o tarafa dönerim. Sen öyle sen. Esas ananın elinde kukla olmuşsun sen Sultan. Oynayıp durur senden. Zamanında anana karşı gelseydin, şimdi bu sahilde çocuklarımıza geziyor olacaktın. Ya günahını alırsın anamın be Ferhat. Ne kötülüğünü gördün ya. Ya ne iyiliğini gördüm Şahin'im ya. Ya seni bana vermemek için elinden geleni ardına komadı be. İlla seni zengin kocaya verecektim. Bakma sen, anamın nesi varsa dilindedir. Yoksa istemediğim bile bile vermez beni zengin kocaya. Yufka yüreklidir benim. Vermez değil mi? İyi o zaman. Hadi. Aziz abla, ne seni ki? Sultanı nihayet ben zengin bir kocaya vereceğim. Ben de öyle derim zaten kız. Hüsamettin oğlu Ali'ye isteyecekti sultanı. Hüsamettin mahallenin en zengin barosudur. Bilmez miyim, bilmez miyim? Yok, yok bilmem vallahi ben. Öyle midir hakikaten Aziz abla? Öyledir. Anları, hamamları vardır Hüsamettin'in. Arabaları, evleri, her bir şey vardır. Olsun varsın be abla, olsun. Dediğin gibi Hüsamettin Bey kızın sultanı oğlunu almak ister. Müsait bir zamanda kızını istemeye gelmek ister. Kız abla, öyle zengin bir kocaya ben her zaman müsaitim. Bak 24 saat evim açıktır ha. İstediği zaman buyursun gelsin. Peki, ben gidip Hüsamettin Bey'e söyleyeyim. Koş ablam, koş. Söyle, hiç durmasınlar. İlk kısa zamanda pahalı pahalı hediyelerle gelsinler bekleriz. Tamam, hadi sen yemek koş canım. Haydi. Hadi Allah'a ısmarladık. Aziz ablam güle güle. Geçin tamam, sen Aziz ablayı. Haydi güle güle Aziz abla. Allah'ım sana şükürler olsun. Sorun da sultanıma zengin bir koca verdin. Kurban olduğumun Allah'ım küçük bir ricam daha olacak. Şu pembe kuluna en kısa zamanda TÜSİAD'a girmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Siz de amin deserize bakıyorsunuz böbüğün. Olmayacak duaya amin denmez. Niye olmayacak duaymış? Zengin koca işte istemeye gelecek sultanı. Gelecek ama benim bildiğim sultan o kocayı istemez of. Babam haklı be abla. Yanlışım varsa düzeltin ama Sultan Ferhat'ı sevmez mi? Lan tüküreyim ben onların sevgisini. Evlendiklerinde kiralarını sevgiyle mi ödeyecekler? Fıstık gibi zengin bir koca gelir işte.
Şahane, sana bir şey soracağım ya. Ya anan tekstilde falan çalıştı mı seni hiç? Ne bileyim böyle dokuma, örgü falan. Yok lan, niye sordun? Durmadan başımıza bir çorap örer de ondan sordum. Hayır yani, meslek hastalığı falan mı dedi? Ama yeter be Ferhat, ne istesin anandan bilmem ki. Bak gördün mü, hala ananın tarafını tutarsın be. Ya bırak artık ananın tarafını tutmayı ya. Ya biraz da bizim tarafımızı tut ya. Allah Allah, ne oldu be Sulu Göz, ne ağlıyorsun gene? Ya ne ağlayacağım be abi? Bak Gülben Ergen bile evlendi, ben hala evlenemedim be. Tövbe tövbe, Gülben Ergen'le senin ne alakan var be kızım? Aynı kreşten çocuk mu arkadaşın mı? Ya ben de ona ağlarım ya zaten. Ya ben ondan nereden baksan 10 yaş büyüğüm. O bile evlendi. Ben hala bekar gezerim ya. Ya neyim eksik ki ondan be abi? Yoo, hatta fazlan var. Bu sene de bekar gezerim. Bu sene de bekar gezerim. Bekarlık sultanlıktır be Menekşe. Tadını çıkar. Alay etmek kızımla. Bırak kız sevdiğine kavuşsun. Sevdiği de bir şeye benzete bari. Allah'ın kıllısı, cimrisi, tombalak muharrem. Olabilir. Madem dersi bu harebi be, söyleyeyim eksik kalmasın. Ayakları da kokar, onu da söyle. Ha bak, ayakları da kokarmış. Kendi ağzıyla der bir de. Madem öyle, nesini seversin onun be? Kendisini severim. İsterse çamurdan olsun, gönül vermişim be abi. Anlamaz mısın be? Anlamam. Sen anlar mısın ana? Tübi tübi. Allah seni sevdiğine kavuşturmasın diyeceğim ama zaten kavuşturmamış be abi. Vermiş sana cezaların en büyüğünü. Git git damacı, azgın balina. Bu sene de bekar gezelim. Çok yaşa babacığım, çok yaşa. Kaldır bakayım ayaklarını canım. Kaldır kaldır iyice. İndir şimdi. Haydi canım. Ah sultanım, tatlı dillim, güler yüzlüm, aman da koyun gözlüm, neredesin sen? Neredesin sen? Bu yaştan sonra hesap mı vereceğim ana? Neredeysem neredeydim be? Ne laf edersin? Dur 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 dur. Kız bana bak. Lafa da mı gümrük var? Konuşamayacak mıyız artık kız? Artık lafa da gümrük var ana. Çok rica edeceğim, her şeyime karışma. Senin yüzünden Ferhat'la kavga ederim. Allah Allah. Burnundan da kıl aldırmaz insafiyetsiz gacı. Ay kime çekti bilmem ki. Yani aile bizde de öyle insafiyetsiz bir gacı yok ki ben ona çekmiş diyeyim. Acaba, acaba. Baba, bak. Tamam tamam, sustum. Selamun aleyküm millet. Aleykümselam. Muharrem, delikanlı bir çay ver buraya. Hayda, ne oluyor Muharrem abi? Bilbil. Okey de kendine güvenen bir delikanlı varsa buyursun cenaze namazına kuçum, işte meydan. Ne yapacağız sen Berikşe? Tek başına bir kadın deyişi var kahvede. Esas sen de dersin. Nane ruhlu herif, be kadın mıyım? Değil misin? Değilim tabii. Kadın dediğin evlenir, çoluğa çocuğa karışır. Başında erkeği olur. Be de bunların hangisi var? Sayende kadınlığımı unutturdum. Düttürürüm. Berikşe, bunları sonra konuşsak ha? Tamam, mangal tamam. Sonra açık oturum mu düzenleyeceğiz bunları konuşmak için? Yok. Sen eve git, siniri yatırsın sonra konuşuruz bunları. Yok öyle bedava aslanım. Kırk ayaklar kuzu kadar olsaydı amma paça yerdik hesabı seninki. Uymaz o hesap bize. Sen bana kadınlığımı hatırlatana kadar bu kahvede şurada şuraya adımımı atmam. Helal be Menekşe. Kadın milletin en delikanlısın inceden. Eyvallah abla. Ya rezil ettin beni bütün kahvede Menekşe. Kurban olayım yapma. Bir son ver buna artık. Asıl sen son ver. Gel abimden iste beni. Vermezse kaçır, daldan dala uçur. Ne yap yap bitir bu hasretliği artık. Dayanacak gücüm kalmadı bilirsin Muharrem. Sen de haklısın Menekşe. Aklıyım tabii. Ya bu deveyi güt ya bu diyardan git Muharrem. Peki. Peki Menekşe. Senin için yeni şarkı besledim Satoş'um. Okuyayım mı? Aman istemez. Bıktım artık senin bestelerinden. Yanlışın varsa düzelt Fatoş ama sen artık beni sevmezsin. Selim, yanlışın değil. Seni düzeltmek lazım.
Düzeldi, şu halimize bir çare bul artıkın. Dur bakalım. Hele sultan bir evlensin. İnşallah sonra da bizim düğünümüzü yaparız. Deli deli konuşma be. Pembe hiç sultanı Ferhat'a verir mi? Yok, ben de Ferhat'a demem zaten. Hüsamettin uğruna ister sultanı. Ne? Ablam tutturmuş vereceğim diye. Aa, ciddi mi lan? Yeminle. Hayda. Buyur buradan yak. Bu pembe gacısı iyice kafayı yedi. Tırlattı bu. E ben artık bir şey diyemeyeceğim. Sustum. Selam. Aa, ne haber Yunus Baba Şişak? Muharrem, çay çek bakalım buraya. Eve gelin çayı beyiniz. Muharrem. Efendim. Çok geçmiş olsun. Vallahi haberimiz olmadı. Yoksa kesin gelirdik. Nereye geliriz be? Tımarhaneye. Geçmiş olsun ha. Baksana kafayı sıyırmışsın da hiç haberimiz olmamış. Bu ne biçim çay? Ayrı ayrı bardaklarda. Doğru dersin Beyyurt. Böyle ayrı bardaklarda olunca çay olduğu anlaşılmaz değil mi? Ama bu demir suyun üzerine koyduk mu çay olur, bir anlamı olur. Yok, kesin tırlattı bu. İşte benle Melekşe'de bu dolu bardak gibiyiz. Ayrı ayrı hiçbir anlamımız yoktur. Ancak evlenip bir araya gelirsek anlamımız olur. Vay be, Elif lafı nereden nereye bağladın? Tebrik ederim Muharrem, politikacı olacak adamısın valla. Dalga geçme be Yunus. Ya izin ver de Melekşe'yle evlenelim. Ya Muharrem git başımdan, çok istifra ederim. İstifra değil bir kere istirham. Gerekirse ondan da ederim, yeter ki git. Sen şimdi vermiyorsun Melekşe'yi bana. Vermiyor. Öyle olsun. Madem bu deveyi gidemedik, biz de bu diyardan gideriz. Kahveyi maveyi satıp gideceğim. Hadi ulan yemezler. Kim be bu? Alo, buyurun. Bebar mı malikanesidir? Ay Azize ablacığım sen misin? Ay canım söyle. Ne? Hüsamettin beyler göreceği mi gelirler dersin? Tamam tamam, buradadır sultan. Ben şimdi söylerim ona. Haydi canım bekleriz güle güle. De be şimdi bu haberi sultana nasıl söylerim? Ha, bana da eğlence doğdu. Hakikaten nasıl söyleyeceğim bakalım. Kız sultanım. Söyle ana. Kız ananın sana bir sürprizi var. Bil bakalım nedir güzel kızım. Sürpriz mi? Yoksa hediye mi aldın? Kız ana. Yoksa o gördüğümüz sahte giyiciliği mi aldın? Yok. Yoktur. Ama yaklaştı. Ona yakın bir şeydir. O sahte geceliği giydiğinde benim hediyeme böyle sarılıp uyursun güzel kızım. Bu nedir be ana? Kızım. Bak şimdi anla. Sana koca alacağım ha. Sürpriz koca. Siparişi verdi, birazdan kapıdadır. Gelir. Ya sen ne dersin be ana? Kızım. Bak sana gürücü gelir. Hani Hüsamettin amcan vardı ya. O gelip seni oğlu Ali'ye ister. Ay seni sürprizine be ana. Ölürüm de varmam ben o yer cücesine. Kız öyle deme. Kocanın kısası makbuldür derler. A böyle ekonomik boy iyi olur derler. Olmaz ana. En bilirsin ben Ferhat'ı seveyim. Kız bilirsin. Ben de parayı severim. Maalesef o da Ferhat'ta yoktur, Ali'de çoktur. Ya dalga geçme be ana. Çıkmam bile ben onların yanına. Haberin olsun. Kız böyle deme be kızım. Çıkarsın. Çıkarsın. Hem istediler diye ben seni emin vermem ki. Bir kızı bir kişi ister, bir kişi alır. Olmaz. Uf, bunu ne demek olmaz ya, ananı rezil mi edeceksin? Sen bir çık, şöyle bir kahveleri dolandır. Bir gerisine bakarım artık, üzülmesi. İyi, peki. Çıkarım. Ama evlenmeyin be, evlenmeyin, unut ana. Aha da geldiler. Kalk kızım. Kalk hazırlan, haydi görücülerin geldi. Efendim hoş geldiniz.
zamanlar gördünüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başka ne getirdiniz? Ay lokum. Al ibe lokumları. Ay başka ne yok bu? Ay çikolata al şunları tut. Ay canım çiçek de getirmişler. Ay canım benim. Evet. Ali oğlumuz bu mudur? Evet. Maşallah. Sevdi boylu, kalem kaşlı, ceylan sekişli. Hem de maşallah önde çekişlidir canım. Yanlışın varsa düzelt tabla ama senin gözlerine kurdu bozulmuş ya. Selvi boylu dediğin adam bir karış be. Yok. Damat paralı olunca insanın gözüyle uş görünür ha. Ondan öyle derim. Maşallah oğluma maşallah. Sırım gibidir ha. Dalya gibidir. Geçin buyurun. Haydi kapıda kaldınız. Buyurun. Bunlar kim be? Buyurun. Geçin. Böcekleri gibi doluşurlar pembenin evine. Kim olacak? Sultan Gacısı'nın görücüleridir be. Görücü mü? Ne görücüsü ya? Aa haberin yok mu? Dün Selim söyledi. Pembe Sultan'ı Hüsamettin'in oğluna verecekmiş. Verir lan. Bırakır mıyım ben? Gidip bakmaz mısın lan şimdi eve? Evladım. Ne yapıyorsun? Bu bünyenin evladına yakışır mı öyle şey? Bırak baba ya. Ya şu gidip Pembe abla dersini vereyim ya. Ne zaman muallim olduğunda ders vermeye başladın oğlum? Sultan senin nikahlı karın mı? İyi tamam. O zaman otur oturduğun yerde. Hem unutma bir kızı 1000 kişi ister 1 kişi alır. İstediler diye Pembe Sultan'ı hemen verecek değil ya. Ya verirse? Akıllı ol. Hepiniz tekrardan hoş gelmişsiniz. Hoş nasılsınız inşallah? Çok şükür. Siz nasılsınız inşallah? Biz de iyiyiz inşallah çok şükür. Daha nasılsınız? Çok şükür. Ya siz? Şükürler olsun. Ne yapalım? Bildiğiniz gibi işte. daha nasılsınız? Yeter. Daha iyiler işte. Baba başla. Dur. Efendim malum haliniz buraya hayırlı bir iş için geldik. Kızınız Sultan'a... Oğlumuz Ali için tarihiz. Valla ben ne dese bilmem ki. Gerçi... bizim kız Sultan da ezelde bir oğlumuza aşıktır. Şimdi nasıl aşık olması değil mi efendim? Şu boya, şu posa, şu indama bakın. Maşallah pıtıpı. Bakayım kızım. Ey kızım. Şimdi... Ne derdik? Havalar da pek bir değişti derdik. Rüzgar diyor. Denizin üstünden esiyormuş. Hekat olsun. Önemli değil. Öyle mi derdik? Öyle derdik. Derdik baba. Havalar değişti derdik. Bu karıları vardır ya hani. Sosyete karıları. Yaparlarmış. Parfüm sıkarlarmış. Havayı birden derlermiş. Ondan sapıtırmış havalar değil mi kızım? Maşallah kızımız da pek güzelmiş. Pek mazbut, pek hanımcık. Tam bizim aileye layık. Ailenizi tükürüyor sizin. Kızım kahvenin bittiyse sen odana çekil haydi. Ben biraz daha hava durumu meteorolojide bahsedeceğim. Nerede kalmıştık? Vallahi en son havalardan bahsediyordunuz ama. Yok. Şimdi o gitti o ondan önce. Başlık parasından bahsedildik değil mi? Başlık parasını konuşmadık hiç. O zaman şimdi konuşacağız. Şimdi bir sultana tam 20 milyar başlık parası isterim. 20 milyar mı? Hiç itiraz istemem. Kuruş aşağı olmaz. Bu da onun promosyonlu fiyatıdır ha. Para bizim için bir şey değil. Kaç paraysa veririz. Bak, emek karım ısıdı damadıma. Ayrıyette bir şartım daha vardır. Benim kızımı inşallah villada oturtacaksın. Villa mı? Dubleks evim var benim zaten Pembe abla. Öyle mi? O zaman sen niye abla değilsin bana ana desene. Kaynanan olarak da ben de senin bir anan sayılırım artık. Dubleks'te başka nelerim var evladım? Say sen çekinme. Neler yok ki Pembe abla. Hoşça kalın. Güle dünürüm. Güle ver lan şunu bana. Ay maşallah maşallah. Haydi canım uğurlar uğurla. Hiç boşuna celallenme oğlum. Bakarız şimdi öğreniriz ne oldu. Haklısın be baba. Ya istediler diye Pembe abla sultanı hemen verecek değil ya değil mi? İnşallah. Tut lan. Malum tabii iki bayram arası düğün olmaz. O yüzden elimizi çabuk tutalım da bayramdan önce yapalım düğünü. Düğün diyor baba ya. Abi. Komşular çok mutlu günümdeyim şükürler olsun. Sonunda sultanı Hüsamettin'in oğlu Ali'ye verdim. Kızımın mürvetini de gördüm. Mutluluğuma ortak olmak ister misiniz canlarım?
Ay canın çıksın inşallah Ebi. Para göz gacı. 3 kuruş paraya sattın yine sultanı değil mi? Kız gergedan. Ağzını topla. Yoksa ben senin o ağzını dağıttıktan sonra toplaman çok zor olur ha. Tüh. Cevap kaba kar. Yazar kasa kılıklı karı. Para görünce dayanamadın değil mi? Nasıl kıyarsın bu çocukların aşkına? Ay tüküreyim ben onların aşkına be. Sizin gibi aç şu parlara kız mı veririm ben be? Ya çekin gidin be kardeşim. Yine kavga çıkacak ya. Ulan şerefsiz Selim. Ulan mezhebi x'larca adam. Sen nasıl sineğe çektin sultanı vermeye? Allah! Bu bünyeyi ittin sen. İşte şimdi bittin sen. Bir dakika. Kavga başlıyor ne kadar oluyor? Neredesin sen? Ya geldim Yunus abi. Ne oluyor be? Bir dakika. Ne mi olur sultan? Bir de bilmezmiş gibi konuşuyorsun ha. Anan seni 3 kuruşa Hüsamettin'in oğlu Ali'ye vermiş. Satmış biliyorsun değil mi? Çek şeyli. Ne der bu ana? Kızım yalan be 3 kuruş değil vallahi be. Tam 20 milyara verdim ben seni be. İşte ben sana demedim mi ananın lafına gitme diye. Mutlu musun sultan? Mutlu musun sultan? Bırakın be. Mutlu görevsizin işinin içine be. Ya sultan. Gel buraya. Yapma. Kaynanamız severmiş bizi. Tam meyvanın üstüne geldik. Komiserim. Bunlardan komiserim şikayetçiyiz ha. Ne şikayeti be? Gene ne oldu? Dari olsun komiserim. Bu sahte romanlar kızımı zengin kocaya vereceğim diye çekemediler. Malikaneme baskı verdiler komiserim. Komiserim. Bu çocuklar bu kadarcıktan beri severler birbirlerini. Bu geçmişi kandilli karı bırakmaz kavuşsunlar. Çatlayın da patlayın. Evet. Ben kızımı zengin kocaya vereceğim. Verirsen ver be. Haydi kes salak. Komiserim bir dahakine çekirdeksizler alır o daha iyi olur boğazıma yapıştı ha. Demin adım et üzüm çekirdeksiz. Çekirdeksiz. Al ye de gör. Susun. Be. Çekirdek vardır içinde. Kes susun. Ya susun. Bir susun be. Bir. Ay. Şimdi siz birbirinizden şikayetçi misiniz kardeşim? Salih at bunları nezarete diyeceksen değiliz. Biz iş değiliz o zaman. Çıkın dışarı o zaman. Komiserim siz bizim babamız sayılırsınız. Söyleyin vermesin sultana. Yani Ferhat'a versin der abim. Yahu sizin gönül meselelerinizden bana ne be? Ben güzel abla mıyım be? Olsaymışsınız hiç fena olmazmış valla. Yani bütün sevenler birbirine kavuşurmuş. Bizim abi. Salih. Buyurun komiserim. Evladım. Şu nezarethanenin kapısını bir aç da. Tamam. Salih hiç yorulmasın. Çıkarız biz komiserim. Haydi yürü. Komiserim çok. Çok ekşiymiş ha. Hadi. Ah be sultan be. Lan nasıl kabul ettin evlenmeyi? Aşkımızı bir kalemde sildin be. Selamün aleyküm beyler. Aleyküm selam Şipşe. Aleyküm selam inceden. Bak Hüsamettin'in oğlu Ali bu. Ali'nin komple tamamı bu mu yoksa yarısını evde mi unutmuş he? Beyler mahallenizden kız alıyoruz sizin haberiniz yok. Artık akraba olacağız sizde. Kahveci herkese benden çay. Beyler. Pardon gaza geldim birden şipşek. İlker oğlum herkese çay çek Ali Bey'den. Tamam usta. Ali kardeş Pembe abla sultanı sana veriyormuş doğru mu? Doğru biraderim. 20 milyar başlık parası vereceğim. Parasını verdikten sonra olmayacak iş var mı Allah'ını seversen? Doğru diyorsun Ali kardeş inceden. Tabii bu lafları asıl bir arkadaşın duyması lazım ama. Boş ver ipleme bırak konuşsun. Vallahi kim duyacaksa duysun arkadaş. Bundan böyle sultan benim nikahlı karım olacak. Dur. Seni gebertirim. Ya delikanlı mısın sen? Oradan öyle konuşursun tabii. Hadi abi yap. Ya ben öyle konuşuyorum ya. Ne diyorsun lan? Ya bırak abi ya. Yapma dur. Bırak ya. Bırak abi ya. Kız. Burada ne öyle tespit böceği gibi bizi şur oturursun? Bilmezmiş gibi bir de konuşur musun hala ana? Neyi bilmezmişim gibi kızım? Baba, sen bilir misin ki ben neyi bilmezmişim? Hadi be. Hala numara yaparsın bir ana. Hani sen bana söz vermiştin Hüsamettin'in oğluna. Vermeyecektin beni. İyi verdin.
Devirmiş bir seri kız. Vallahi hiç farkında değilim. Demek ki öyle konuşurken ağzımdan laf dolanmış dolanmış öyle çıkmış değil mi baba? Bak Allah'ın işini sev baba, görür müsün? Tövbe tövbe. Ana. Canım. Bıktım senden be. Nedir benim senden çektiğim be? Sıktın ama ha. Verdiysen verdim, fena mı ettim? Zengin bir kocaya verdim seni. Ay tüküreyim onun zenginliğine de be. Kız bana bak. Aklını başına devşir. Kısmetin ayağını sürçmüş gelmiş kucağımıza düşmüş. Sayemde hayatı kurtuldu be. Bir de ben senden kurtulsam be ana. Ne dedi bu be? Tübü tübü. Of of. Ayrıla Muharrem abi. Kendi derdimize düştük, seni unuttuk. Niye böyle üzülürsün? Babana canım sıkılır. Ne yaptı gene? Menekşe'yi vermez bana be Ferhat. Menekşe'de bastırı olacaksa olsun bu evlilik diye. Çok çaresizim. Of of ya. Sen de benim gibi aşk acısı çekersin ha. Ya Muharrem abi, yok mu bunun çaresi? Var. Tedavi olmanız lazım Şipşak. Tedavi mi? Hı-hı. Aşk tedavisi. Böyle rakıyı serum gibi damardan bağlamak lazım size. Şipşak keser acıyı. Rıza haklı valla. Var mısın Ferhat? Bu gece sabaha kadar demlenelim. Varım valla be. Bana cümle diye babana inat. En pahalı yere götüreceğim seni be. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Sen nereye? Aşk olsun. Bensiz rakı sofrası mı olurmuş? İlker, kahve sana emanet. Çok ısrar ettiler. Biz çıkıyoruz. Tamamdır. İki dakikada kaynak yaptı. Hadi kalk gidelim. Be. Muharrem abi. Evet. Çekil bir yere gidiyoruz değil mi abi? En kralına. Ekme. Muharrem abi, siz devam edin, ben yetişeyim size. Tamam, anlaşıldı. Vay be sultan. Çok değerli bir insan olduğunu bilirdim ama bu kadar değerli olduğunu bilmezdim valla. 20 milyar ediyor musun demek ya? İyi para valla. Anan çok memnun olmuştur bu alışverişten. Ya Ferhat bak. 20 milyar. Dile kolay diyeceğim ama dile bile kolay değil. 20 milyar. Taksit yaptı mı ana? Ya Ferhat bak çok ayıp edersin ama bir dinle beni lütfen. Ne dinleyeceğim sultan ya? Ne dinleyeceğim? Bu zamana kadar dinledin de ne oldu ha? Ananla bir olup mal gibi sattın kendini be. Faturayı da kestiniz mi? Ya Ferhat vallahi benim... Vallahi senin haberin yok değil mi? Söyle söyle. Ben salağım ya, safım ya. İnanırım hemen sana değil mi? Elveda sultan. Ferhat bir dinle Ferhat. Al bakayım. Ben bildiğim şarkı okuyabilir miyim? Tabii. Giderim buralardan. Tabii efendim. Sağ olun. Oğlum,
bu delikanlının masasından hesap almayın. Emredersin. Kıraathane devren satılık. Allah Allah. Ne oluyor be? Muharrem, bu ilan ne? Satıyor mu hakikaten kahveyi? Hakikaten satar bir Yunus baba. Satıp gideceğim der. Yoksa melekçeyi vermedim diye mi gidersin? Bu kahveyi bırakacak kadar çok mu seversin melekçeyi? Yunus baba baksana, dosyaları da topluyor. Muhtarlığı da bırakıyor. Hadi ya. Muharrem, hakikaten çok severmişsin melekçeyi ya. Çok dokandı bu bünyeye be. Yunus baba, mani olsun ha. Bir şeyler söyle be. Muharrem, gel bakayım sen benimle. Madem kahveyi devrediyorum, ben alıyorum. Ver şunu be, dalga mı geçersin? Senin çay içmeye paran yok. Kahveyi almaya nereden para bulacaksın? Damadımın kahvesini almak için para mı vereceksin? Damadın mı? Ne damadı be? Damadı kim senin? Sen. Anlamadım. Menekşeyi veriyorum sana Muharrem, anlasana. Aldım. Öpeyim anacığım. Evladım, işte bayram ya. Değil, seyran değil. Niye öpersin? Bayramdır bayram. Öyle. Benim bayramım. Arkadaş deli ya ana. Deliye her gün bayram. Ne olur bey? Müjden olsun Melekşe. Abin seni bana ver. Bey! Geç olur diyorsun bey. Hemen bey. Verdim gitti. Evlenin de görün ebenizin mürvetini. Müjde mi? Ne müjdesi? Nıza? Dün geceki kulübün patronu Kalender abi seni kulübünde çıkarmak istiyor Ferhat. Yarın görüşmeye çağırdı. Yırttın kardeşim. Star oluyorsun, star şimdi sen. Bana işte orada. Kalender abi. Merhaba. Hoş geldin delikanlı. Merhaba. Ferhat Bey'i getirdim Kalender abi. Gerçi başka bir iş görüşmesi için gece kulübüne sözümüz vardı ama sizin yeriniz ayrı tabii. Şş, abi oha. Lan içeri girmeden yalanlara başladın ha. Bu işi bana bıraksın. Tamamdır. Sağ ol Rıza'cığım. Sizi memnun edeceğiz. Ben de Ferhat'a onu söyledim Şipşak. Onlar gecede 2 milyar veriyorlarmış. Ama para mı bu dedim. Kalender abi en az 3 milyar verir Şipşak dedim. Değil mi Ferhat? Dedi. Aynen onu dedi. 2 milyar mı? Kim bunlar? Ben müşterilerimin adını vererek birbirlerine kırdırmam Kalender abi. Prensiplerim vardır Şipşak. Ne demezsin? Madem 2 milyar veriyorlar ben 2,5 vereceğim. Yarın gel avansını da al. Onların avansını da geri vereceğiz değil mi Ferhat? Tabii. Vermek lazım, ayıp olur adamlara. Çok güzel. Parada anlaştığımıza göre sizle bir mukavele yapalım. Buradan başka hiçbir yerde sahneye çıkmayacaksın. Çıkmam da abi. Çıkmayız abi. Çıkmayız. Buyurun komiserim. Ha Salih evladım. Ben bu akşam bir iş için Ankara'ya gideceğim. Yerime yardımcı bir komiser gönderecekler. Aman ha saygıda kusur etmeyin. Ne demek komiserim? Size nasıl saygıda bulunuyorsak aynı saygıyı komiserime de göstereceğiz. Aferin evladım. Amirlerinize karşı her zaman saygılı olacaksınız. Merhaba komiserim. İyi günler. Hayrola? Bu sefer az geldiniz. Sadece ikiniz mi kavga ettiniz? Yok komiserim. Bu seferki gelişimiz kavgadan değildir. Öyle mi? Ya niye geldiniz? Nasıl söylesek? Sen söyle. Komiserim.
Biz Melekşe'yle evleniyoruz da. Öyle mi? Yani şu mahalleden bir çift şeytanın bacağını kırıp evlenecek ha? Çok sevindim vallahi. Tebrik ederim. Sağ olun. Düğünümüzde sizi de görmek isteriz inşallah. Gelirsiniz değil mi? Ne demek? Kıvanç duyarım. Öbürsü gün evleneceğiz. Bekleriz inşallah. Tabii tabii. Öyleyse bize müsaade. Evet. Daha hazırlık yapacağız da. Tabii buyurun. Müsaade sizin. Hoşçakalın. İyi günler. Ali seni de bekleriz ha. Kısmetse gelin. Tabii. Hadi bir dakika. Hoşçakalın. Patroncum, Ferhat telefon etti. Kendisi bir gece kulübüyle anlaşmış. Artık orada sahne alacak. Ayıptır söylemesi, Ferhat artıkın bir süperstar. Doğru mu kız Menekşe? He, doğrudur. Kontratında başka yerde şarkı söyleyemez yazar. O yüzden burada çıkamaz. Aman eksik olsun. Ne demek eksik olsun? Ferhatsız ne yapacağız şimdi? Patroncum, siz hiç merak etmeyin. Ben söylerim şarkıları. Allah'a bir şükür, bugüne bugün... Yani neydi o soprano gibi sesim vardır ha. Niye ses söylüyorsun? Karga mı kovalayacağız? Siz bakmayın onlara. Kıskandıklarıdır öyle derler. Benim çok güzel sesim vardır. Hatta ben pop star'a bile katılmayı düşündüm inşallah. Güzel mi arkadaşım? Güzel, güzel ne demek patroncum? Göreceksiniz. Ortalık böyle yıkılacak. Yıkılacak. Yıkılır inşallah. Alkış. Alkışlayın. Abiciğim alkışlasana canım. Alkış yap. Haydi. Cadın. Çıkıyor bu yeri değil mi? Çıkıyor lan yeri de. Çadırımın üstünü şıp dedi damladı. Çadır şıp dedi damladı. Allah eyvallah. Çağırımız. Dünyanın en büyük sopranosun Maria Callas. Söylemedi demeyin ama belediye burayı aha kapatır ha. Lemeleri almadı kalmadı. Allah çağırımın almadı almadı. Almadı. Ne diyorsun? Sen ürüne bak yeminli. Haydi söylüyoruz işte be. Allah. Çadır almadı. Çadır. Beğenemedin mi? Çık kendin söyle. Biri kat vizitini gönderdi. Rahmet İsmail Gümbül'ü söylerim değil mi? Allah cezası versin be. Lan çarpın abla. Biz sultan. Ya biz sultan be. Arkadaşlar. Haksızlık ediyorsunuz. Bu hanımefendi bir yorumcudur. En azından tımarhanenin başhekimi öyle söylüyor. Mahvettiniz beni be! Mahvettiniz! Defolun! Defolun be! Defolun! Patroncum, isterseniz ben de şarkı okuyayım. Şakşuka! Ulan Rıza beni duvar etsin be! Dur, dur lan! Kaç bu buraya! Gel lan buraya! Rezil olduk be! Pembe, patrona öyle bir söyleyeceğim ki ortalık yıkılacak dedi. Hakikaten de yıktın ortalığı. Viraneye çeviriyorsun. Sözünde durdun yani. Tebrikler. Ben ne yapayım? Seyirci kalitesiz. Anlamaz ki müzik de... Doğru. Böyle bülbül gibi bir sesin kıymetini bilemediler. Ne şey bu arada? Kaçı kadın değil üstünü de lan. Be tırsmayın. Komiserin gene bağırıp çağırıp Salih at bunları dışarı diyecek. Komiserim biz bunlardan şikayetçiyiz ha. Şikayetiniz nedir hanımefendi? Komiserim. Ay bizim komiserimiz nerededir? Komiserimiz yok. Komiser bey bir iş için Ankara'ya kadar gitti. Dönünceye kadar yerine ben bakıyorum. Kötü bir şey olmadı değil mi? Sağlığı falan iyi midir? Yo merak etmeyin. Gayet iyi.
Görür müsün bildim. Ne kadar kibar adam. İç komiserimiz gibi bağırıp çağırmıyor. Böyle komisere can kurban. Belli. Okumuş adam. Medeniyet bilir bak. Şikayetinizi sormuştum hanımefendi. Gördün mü? Hanımefendi der bana. Asil olduğumu anladı kız. Ay. Komiserim. Kibar komiserim. Ve bunlardan şikayetçiyim. Hiç durmadan çıngar çıkarırlar. Öyle mi? Öyle. Asıl biz şikayetçiyiz komiserim. Kendileri rezalet çıkartır, günahını üstümüze yıkarlar. Hmm. Demek ki her iki tarafta birbirinden şikayetçi, öyle mi? Öyle. Şikayetçi. Peki. Salih Bey, rica etsem arkadaşlara nezareti atar mısınız? Tabii. Buyurun. Nezaret mi dedik komiserim? Ama komiserim. Lütfen. Lütfen efendim. Zorluk çıkarmayın. Lütfen. Dışarı efendim. Lütfen. Kibar komiserimiz kibar kibar şaptı ağzımıza. Ama bu kibarlar. Lütfen. Çıkın. Ayıptır bir. Çıkın. Al Ferhat'cığım, bu avansın. 10 milyar. 10 milyar mı? Eyvallah patroncuğum. Gerçi öteki kulüp avansın yanında bir de araba vermişti ama. Değil mi Ferhat? Araba mı? Tabii tabii araba vermişlerdi. Ne marka? Yani vermişlerdi Kalender abi. Ondan öyle şey oldu. Değil mi Ferhat? Evet tabii. Ben onların altında kalmam. Onlar verdiyse ben daha iyisini veririm. Şişe be Kalender abi. Hakikaten de adın gibi Kalender bir insan mısın be? Yalnız parasını maaşından peyderpey keserim ona göre. Tamam abi. Abi bize var mıydı? Paraları koysaydık. Sağ ol abi. Aç kapıyı. Uyanın. Uyanın hadi uyanın. Mahkemeye çıkacaksınız. Tamam mı? Ay. Bir kahvaltı vermeyecek misiniz ya? Kahvaltıda ne alırdınız? Sucuk, yumurta, reçel, çay ama demin olsun uyuz olur. Bir de bana iki yumurta getirsen Salih. İki. Ama gözünü yiyeyim az pişmiş olsun. Bir de jambon jambon sınırdan. Dalga mı geçiyorsunuz be? Otel mi burası? Hadi 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 yürüyün hadi. Hadi. Salih oğlum bari bir çay versiydin lan. Günaydın. Komiserim. Ne oluyor ya? Salih. Ne işi var bunların nezarette? Aman komiserim ne olur kurtarın bizi ya. Canım komiserim bizi mahkemeye çıkarırlar. Hapislerde çürüyecek. Durun ya durun. Salih. Bir soru sordum evladım. Gece kavga edip geldiler. Yardımcı komiserim de at nezarethaneye. Sabah da mahkemeye gönder dedim. Allah Allah. Olacak iş mi bu? Ne mahkemesi ya? Bırak gitsinler. Tamam. Bırakın gerçek bir. Hadi bırakın. Hadi. Komiserim. Çok affedersiniz. Bundan sonra şehir dışına çıkacağınız zaman bize haber verir misiniz? Niyeymiş o? O günler kavga etmeyeceğiz de. Hadi bakalım. Hadi. Anlamışsınızdır benim kıymetimi. Çok iyi anladık da komiserim. Affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi komiserim benim sesim detone midir? Oku bakayım. Okuyayım. Kara gözlü çıkarım aman aşık oldum bir sana. Pembe. Efendim? Evet. Detone. Detone dediniz. Anlıyorum. Detonedir be. Baba kapıyı tamam, açın. Oğlum. Aman efendim. Aman efendim. Kimler gelmiş, neler getirmişler neler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsınız? Canım vallahi yolunuzu gözleriz. Nasıl olalım be? Maşallah ne güzel pahalı pahalı hediyeler getirmişsiniz. İçeri buyurun buyurun. Gel oğlum. Gel. Aslan oğlum buyurun kursunu yesinler senin. Ay buyurun buyurun buyurun. Maşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi. Vallahi iyi ki geldiniz. Buyurun oturun siz rahatınıza bak. Ben şimdi geliyorum ha. Kızım. Kalk be kızım be. Bak. Müstakbel kocan geldi. Bak kız ne çok hediye getirmiş. Aman bir ana ya. Bırak Allah aşkına. Kalk kız gel bir yüzünü göster. Bir merhaba de bir güler yüz göster be kızım. Haydi. Tamam hanım. Gelirim.
Aferin benim güzel kızıma. Akıllı kızıma. Ceylan'ım, maralım. Haydi bekliyorum kızım, haydi. Bunlara öyle bir yüzümü göstereceğim ki akılları şaşacak. Geldiklerine pişman olacaklar. Bizim Ali tutturdu. İlla da söz isterim diye. Aferin oğlum Ali. En iyi yapmışsın. Sözü keselim. Al bakalım. Açlık yaparsın. Maşallah bir Elif Ali değil, Sipalidir. İr tarafından çıkarır Sipalileri. Canım Allah! Ay 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 ay! Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şey kızım, şey için geldiler de söz keselim derlerdi. Hemen keselim yana, durduğumuz kabaya. Keselim. Baba yüzükleri ver. Bir dakika oğlum, bir dakika. Kız ana. Bu tıpkı benim ikinci kocama benzer değil mi? İkinci kocam mı? Kız Sultan, ne ikinci kocası kızım be? Hani Recep Ardian, ondan önceki kocam işte. Ondan önceki mi? Kızım sen kendi de misin? E? Aman bir anda, hatırlamadı mı? Sevda. O kadar çok kocaya gittim ki. Hangi birinin aklında tutacağım? İnşallah bu sağlam çıkar. O kadar çok kocaya mı gittin? Öyle yok, bebe bana. Yok yok. Hepsi çıktı ama. Alkolüyüm diye hepsi sabahına kapının önünde koydu beni. Oh. İnşallah Ali de beni kapının önünde kovar. Kovarsın değil mi? Sen alkolik misin? Oh. Ama yok bir alkolik dediysen inanmayın. İçmiyorsun değil mi Sultan? Yok lan. Yok. Hırsızlar çıkmadan önce böyle iki de kadar. O da böyle cesaret etsin. O da ne alkolü be. Hırsızlar mı? Kızım Sultan inat olsun diye mi dersin değil mi? İnanmayın, yalandır. Çok iyi bir kızdır. Hiç kötü huyu yoktur. Anama bakmayın, kötü huyum yoktur aslında. Hırsızlar da hapiste alıştı. Ay be fena oluyorum. Hapse mi girdi? Allah bana bir şeyler oluyor. Tut lan beni. Anlam anlatmadım. İlk kocamı öldürünce hapse attılar. Ne? İlk kocanı öldürünce mi? Şey bize müsaade. Yürüyün, yürüyün hadi. Hadi. Aa, nereye gidiyorsunuz be? Yürüyün. Ay benim yetişmem lazımdır. Çekilin ulan. Nasıl da yediler numaralar? Kız sen ölme emi. İçin için gülmekten altımıza... Geç geç hadi yürü. Hadi sen de geç, sen de geç, sen de geç. Aman be. Aman be düdürlerim. Gitmeyin gözünüzü seveyim, şaka yapar. Biraz soğuk durun şakaları, o kadar. Ay daha söz kesecektik be. Madem aceleniz vardı sonra geri gelin ha. Arayı soğutmayın. Aman be Allah, salakları be gittiler. Arabası var, güzel bir. Ne oldu be? La Rıza, bu araba nedir böyle la? Tepesi yok mudur bu arabanın? Yarısına mı gitti paranız ulan? Ferhat'ın arabası Pembe abla Şipşak. Biliyorsun kendisi en kral gece kulübüne şarkıcı oldu Şipşak. Arabayı da bir tür avans olarak verdiler. Dediği gibi ayrıca başka türlü avanslar da aldık. Bir sonra öyle bile. Vallahi çok iyi etmişsiniz. Dur bakayım bir adresi. Oldu be mamla ya. Allah Allah ya. Arkabama seni alt ettim. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldum be. Sen var ya daha çok vuracaksın kafana çok. Sultanı nasıl Ferhat'a vermedin diye çok vuracaksın kafana ha. Kızlar arabaya sahip olun, çoluk çocuk pis elleriyle dokunmasın. Tamam. Dur, bak sana kendi ellerimle çay demledim. Her şeyi ayarladınız mı? Düğün hazırlıklarını bitirdiniz mi? Bitti biter inşallah. Ama çok para gider be. Para gider diye ruhun çekilir değil mi ulan cimri muharrim? Hey be! Star geliyor, star! Ya... Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Ya o iş olmadı baba ya. Yok ya. Dün oldu dedin telefonda. Hatta adam başka yerde çıkma demiş sana.
Öyle dedi ama parada anlaşamadık baba. Neyse oğlum. Canın sağ olsun. Para dediğin nedir ki, elinin kiri. Doğru diyorsun Yunus baba. Elinin kiri şipşak. Canını sıkma be Ferhat. Ekmeğini taştan çıkarırsın sen. Allah Allah. Ben falına bakmıştım. Kısmeti açık görünürdü hal buysa. Niye olmadı be abi? Ya biz 20 milyar avans istedik. Onlar vere vere 10 milyar para verdiler be baba. Ya Allah aşkına baba. Ya bu para mı şimdi ya? Ulan Ferhat bizimle kafa buluyor ha. Ya şaka be baba. Ben dedim siz sakalda görünür diye. Ay. Bravo be. Dedim valla. Aslan oğlum benim. Star olup babasını protokol insanı yapacak be. Protokol insanı. Asıl sürpriz kapıda baba. Gel. Ne sürprizi oğlum? Gel. Koş koş. Nasıl araba ama? Senin mi? Evelallah. Vay be. Bu bünyenin evladına da böyle araba yakışır. Kız gibi be helal. Aslan yeğenim benim be. Harbi star olmuşsun sen. Çok güzel araba be. 220 basıyor biliyor musunuz? Ay abi harika bir şey bu be. Ay şu kornaya basalım da. Şu saatte romanlara azıcık havamızı atalım be. Ya ama yapma ya ayıp olur ya. Dur be oğlum. Onlar bize zengin damat diye hava atarlardı. Görsünler kaçırdıkları fırsatı da köpek gibi pişman olsun. Uzun uzun bas menekşe. Bas 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 bas. Kim basar konuya be? Kaç bakayım şu perdi. Allah'ım belanı. Kudurdular bunlar gene kız kudurdular. Gel kız buraya gel bakayım. Sen de buraya gel. Ya canlara bak. Gelin gelin diye kudurun açık. Bu görgüsüzler gene ne avatar be? Senin o zengin damadın da var mı bundan ha? Karatım da var. Bak bir daha oğlum konser versinler bakalım şimdi. Lan. Bir zamanında limuzine binmiş kacığım. Bu ne lan? Ömründe bu kadar parayı bir arada gördün mü sen ha? Çıkar oğlum sen de çıkar göster. Paralara bak be. Siz bakın canım biz hep bakıyoruz. Ayıptır söylemesi çok var da bizde bunlar. Ne yaptınız ulan? Allah'ın uğursuzları. Banka mı soydunuz? Bilemedim. Ben size ne demiştim? Oğulcum süperstar şarkıcı olacak dememiş miydim? Onun kazandığı paralar. Yunus doğru söyler be pembe. Kusura bakma ama bu sefer şapalık durdun. Sultan'a o herife verdiğinize yanarsınız değil mi şimdi hep beraber? Hadi. Sen artık starsın Ferhat. Mahalle kavgasına mı karışacaksın? Klasını düşürme şimşek. Sırf Ferhat'ımın parası yok diye gittin kızını 3 kuruşa Hüsamettin'in oğluna sattın. Ya beklesen biz daha fazla para verirdik. Üstelik bu para üstünü de bahşiş diye bırakırdık. Bu parayı al da bir tarafa da tövbe tövbe konuşturma beni. Aa, vurma yok. Vurma yok. Vurma yok diyorum hala vuruyor. Ya baba. Sana deli. Ya bir durun bir durun be bir durun be. Ya durun, durun. Ya bir durun. Düğün öncesinde saatte düşmeyin be. Hapme, hapme. Allah'ın cezası herifler. Ya yapsana ya. Hayda buraya gel. Gel, gel. Gel, gel. Ceylanım. Koyun gözlü kızım. Güzel kızım ne ağlarsın be. Dün bakayım anana. Bırak be ana ya. Ne benim senden çektiğim ya. Kız öyle de mi iyi dururdu tak. Ben sana ne yaptım be kızım be. Ay ya Allah. Daha ne yapacağım be ana. Hüsamettin'i görüncü diye getirdin. Ferhat'ı aram buldun. Kız sen şimdi Ferhat için mi ağlarsın? Kız sen deli divane misin? Görmedi mi daha az önce ne laflar etti sana? O kadar laftan sonra sen onun için nasıl ağlarsın hala kız? Ya severim ben onu. Severim be. Anlamaz mısın? Allah'ım sen bana sabır ver. Ama çok ver. Çünkü açık sabır bana yetmez ha. Amin yarabbim. Kız şunu taksaydık kafana iyi durdu. Çek ya. Ama bir. Son 2, 3, 4. Afiyet olsun. Sağ ol Melekşe. Yunus. Bu bizim düğünlük kahveni mi yapsak acaba? Oha be. Düğün salonunda fazla para vermesek. 100 verdik ayıya geldi yaptı alıya.
Ulan Muharrem gene cimriliğin tuttu değil mi? Şimdi yalnız bir dakika. Ben öyle kahve köşelerinde falan evlenemedim. 40 yıldır bugünü beklerim. Böyle şatafatlı bir düğün isterim kendime. Battı ki. En iyisi Ferhat'ın gece kulübünde evlendirelim sizi. Ferhat'ın çıkacağı ilk gece düğününüzü de yaparız. Benden. Ay yaşa be abi be. İyi olur valla. Ferhat dükkan sahibiyle bir konuşsun ha. Sen şu telefonu ver bir bakayım. Ferhat'ı arayayım da bir ayarlasın. Ben de davetleri arayıp düğün yerini söyleyeyim. Yunus, güzel yayı fazla konuşma. Kontrolü bazdır. Aman ulan ne cimri. Yunus, bana cimri deme. Ötekine razısın değil mi? Ferhatcığım harika bir fikir bu. Valla. Harika bir fikir. Bu roman düğünü fikrine bayıldım. Bayıldım. Ya olur değil mi Kalender abi? Nefis olur hem de. İlk gecende roman düğünü yaparız. Sizin mahalleden romanlar gelir. Magazincileri, gazetecileri çağırırız. Ya cemiyet içerisinde acayip süksemiz olur. Bence de şahane olur Şipşak. Süper ya. Bizimkiler de çok sevecek bu haberi. Ferhatcığım yalnız sana güzel bir imaj yapmamız lazım. Seyirci seni gördüğü zaman kim bu adam demeli, anlıyor musun? Aman abi böyle iyiydik ya. Hem imaj falan bozar delikanlı adam değil mi lan Rıza? Aa olur mu ayol? Niye bozsun? Beni bozmuş mu yani? Metroseksüel imajı yapalım. Bu aralar çok popüler. O ne be? Bakımlı erkek olacaksın şekerim. Cilt bakımı yaptıracaksın. Tırnaklarını törpületeceksin. Saçlarını boyatacaksın. Şıkır şıkır gezeceksin ayol. Niye? Kocaya mı varacağım abi? Öyle deme Ferhatcığım. Para kazanmak istemiyor musun? Kalender abi haklı be Ferhat. Hem sadece numara yapacaksın. Öyle göstermelik bir şey. İçin gene aynı delikanlı Ferhat kalacak. Tabii canım. Ama gözünü seveyim. Çok abartmayalım. Ama. Abartmayız canım abartmayız. Hadi elimizi çabuk tutalım. Hadi. Akşama sahneye çıkıyorsun ona göre. Alo. Alo konuşsana kardeşim. Alo konuşmayacaksan kapatacağım. Sultan benim Ferhat. Hangi yüzle aradın beni? Sultan bilirim artık aramızda sıra dağlar vardır. Ama yine de sesini duymak istedim. Bu gece kulübe geleceksin değil mi? Biliyorsun ilk gecem. Geliyorum ama sen için gelmiyorum. Bereşeli düğün için gelirim. Olsun bir kez yüzünü göreyim. Gerisi boş benim için. Sen git bu lafları o mankenleri şarkıcıları kattır. Sıkarsın ama be kapatırım artık. Sultan, sultan kapım. Ah sultan, ah sultan be. Ah yavaş. Tombişim. Ne zormuş bu dans be aman. Durdu be. Canım, kusura bakma Melekşe. Düşme sen ben bu salon dansladım ben. Gel bir döndüreyim seni gel. Allah, Allah, Allah. Güzel kızım bana bu dansı lütfederler mi acaba? Ay çok centilmensiniz beyefendi. Oo, baba kız dans ederler ne güzel. Tanrı Hanım. Asalet ne yaptıları bu dansı bana lütfederler mi acaba? Ne olur sen şöyle arkadaşın yanına git bakayım. Hadi o. Edil. Aferin. Şöyle kibar ol canımı ye. Gene önden gidersin Allah'ın Sizin gibi güzel bir gacının yanında kibar olmamak elde midir? Ne
El alakırdı edilsin ama fazla incelirsin. Dikkat et, kopma bir yerlerinde. Nasılsınız komiserim? Ay bari dikkat et aslında. Dur lan ha, bir de bir düğüneyim bari. Ay canım benim. Ay çok güzel olacak. Ya bu ne ya? Kırışma sen. Bence de harika olacak Ferhat. Tek kelimeyle süper olacak. Kusura bakma İmaj abi. Ben senin o dediklerini yapamam. Patroncum kasap havasına içlak uyumaz mıydınız acaba? Ciddiyet, ciddiyet, ciddiyet. Hayatta önem verdiğim tek şeydir Yunus'cum. Anlıyorum efendim. Sen iki günde daha hiç o zaman görünmezsin. Maymuna dönüyor mu durmuyor? Ne yaptınız bana ya? Metroseksüel yaptık seni şekerim. Çok güzel oldu Ferhat'cığım. Ya abi Allah aşkına neresi güzel bunun ya? Öyle deme, müşteri bayılacak. Bence de şipşak. Ben hayatta böyle çıkamam Ferhat. Abi. Oh, Allah Allah Allah. Ne bu müşteri? Senin Allah. Gel bakmış. Ulan bir koca buldum, kıymetini bil bari deli karı. Haydi ulan oradan. Ben sana demedim mi maymuna döneceksin lan diye? Lan bana bak. Bu bizim patron mudur yoksa bir mi yanlış duyurudur? Sen kendinizi iki kade içince şebeğe dönüyorsun. Aman aman! Aman! Buyurun. Tokmak! Müzik niye durdu? Sevgili müşterilerimiz, şimdi de huzurlarınızda sahnelerimizin yeni yıldızı Ferhat. Çıkıyor, çıkıyor. Aslan oğlum çıkıyor. Alemin kralı. Mümin abi, hayır. İşte ses, işte yorum. Sağ olun. Yapışıyoruz beni kanına da. Allah Allah. Bu Ferhat böyle miydi bir anda? Ne olmuş buna böyle? Biz senle ne geceler yaşadık, fırtınalar koptu gövdemizde. Hep yanlış yaparmışız. Biz size gelmeliymişiz kız istemeye. Benim kızım senin oğlundan daha erkek be. Senden sonra da oldu aşklarım, ama inan yok hiç eski tadım. Neden bıçak gibi kesip gittin? Ben sormadım, sen söylemedin. Artık zelime istemeye gelirim senin oğlanız. Çılgın şeyler aklına geldiğinde bulursun aynı aşkı bende. Ara beni fazla bekletme. Konser, ben bir tuhaf oluyorum. Çok özledim deli gibi, ara beni, öptüm seni, seni çok özledim deli gibi. Ah,
Senle ne geceler yaşadık, fırtınalar koptu gövdemizde. Derken bıçak gibi kesip gittin, ben sormadım sen söylemedin.